Çok iyi bildiğimiz gibi gün geçmiyor ki Türkiye'de bir hak ihlali, bir istismar yaşanmasın. İnsan haklarının, çocuk haklarının, adaletin, hukukun sürekli olarak ihlal edildiği günümüz Türkiye'sinde artık maalesef çocuklarımızı da koruyamaz hale gelmiş durumdayız. Ve onlara sahip çıkamaz, onları yaşatamaz hale gelmiş durumdayız. Bugün gene çok üzücü bir haberle uyandı Türkiye. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşamakta olan bir kızımız 12 yaşında ve özel bir hastaneye gidiyor. Bir başka çocuğumuzun, bir başka kızımızın kimliğini kullanmak zorunda kalıyor. 16 yaşında bir kızımızın kimliğiyle doğum yaptığı için kendisinde evrakta sahtecilikten dolayı kendisine yönelik dava açılıyor. Tabii şurası bir gerçek ki bu kızımıza yönelik olarak açılması gereken dava aslında bu kızımıza dava açılmamalıdır. Asıl açılması gereken dava cinsel istismar davası olmalıdır. Gene geçtiğimiz hafta 11 yaşında ve 8 aylık hamile başlığıyla verilen bir haberi hep birlikte okuduk. Hep birlikte bu habere tanık olduk. Artık maalesef bu haberlere şaşırmıyoruz. Eskiden bu tip haberlerin şok edici etkisi olurdu. Maalesef artık şaşırtıcı bir etkisi de kalmadı. Bolu'nun Mudurlu ilçesinde yaşanan bu olayla ilgili olarak Bolu Valiliği ZB kod adlı kızımızın kemik yaşının 17 olduğunu söylemiştir. Daha sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin'in de bir açıklaması olmuştur. Ben sizlere kendisinin yaptığı açıklamayı okumak istiyorum. Çünkü bunun üzerinden bir yorum yapmak istiyorum. Diyor ki Sayın Fatma Şahin, benim kızımızdan da gördüğüm, resimlerde de gördüğüm, annenin de söylediği kesinlikle 11 yaşında bir şey değil. Zaten 11 yaşında olsa bu korkunç bir şey, böyle bir şeyin kabul edilmesi mümkün değil. Şimdi bu açıklamadan dolayı ben açıkçası hem bir kadın olarak hem de bir anne olarak utanç duyuyorum ve gerçekten de bir ümitsizliğe, hepimiz ümitsizliğe zerk edecek bir açıklamadır diye düşünüyorum bunu. Çünkü ZB'nin 12 yaşında, 11 yaşında değil de 17 yaşında olması sanki bu sorunun göz ardı edilebileceğiymiş gibi bir anlam ifade ediyor. Oysa ki 17 yaşındaki bir kızımızın da akranlarıyla birlikte okula gitmesi gerekmez mi değerli basın mensupları? Ve bu kızımız aynı zamanda sanki 17 yaşındayken 8 aydır hamile olması çok doğal bir şeymiş gibi, sanki sadece aile isteğiyle evlendirilmiş olması, resmi bir nikahının olmaması çok doğal bir şeymiş gibi bir muamele yapılıyor. O nedenle Sayın Bakan'ı da bu anlamda kınıyorum ve dediğim gibi yapmış olduğu açıklamadan dolayı da çok rahatsız olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kendisine gene şunu hatırlatmak istiyorum. Ülkemizde her 3 kadından biri çocuk gelin. Para için, töre için gelin ediyoruz evlatlarımızı. Türkiye'de toplam 5,5 milyon, istatistiklere göre 5,5 milyon, bu rakamın daha fazla olma ihtimali de var. Türkiye'de toplam 5,5 milyon evli çocuk var. Türkiye'de Türkiye erken evlilikler konusunda Gürcistan'dan sonra %14'lük ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor. Ve gene TÜİK verilerine göre evli kız çocuk oranı evli erkek çocuk oranının 14 kat üzerinde. Yani aslına baktığınızda bu sorun tüm çocuklarımızı kapsayan bir sorun olmakla birlikte burada kızlarımızın yaşamış olduğu dram çok daha fazla ön plana çıkıyor. Türkiye genelinde 181.036, İstanbul'da ise 24.934 çocuk gelin var. 54 ili kapsayan bir araştırmaya göre her 3 evlilikten birinin erken yaşta yapıldığı ve evli kadınların %33'ünün çocuk gelin olduğu bir başka araştırma kanalıyla da saptanmış durumda. Gene Almanya'da Aile Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre zorla yapılan evliliklerde Türkiye'den gelen göçmenler liste başında. Her 4 kurbandan biri Türkiye'li. Yani bir başka deyişle zorla evlilikler en fazla Türkiye'den gelen göçmenler tarafından yapılıyor. Onlar arasında görülüyor. Sıralamada Türkiye'nin ardından Sırbistan, Kosova, Dağlık Karabağ ve Irak geliyor. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin istatistiklerine göre 2011 yılının ilk 10 ayında
yaşları 11 ile 17 arasında değişen 415 kız çocuğu doğum yaptı. 415 çocuğumuz doğum yaptı. Gene Çocuk Vakfı'nın verilerine göre 12-14 yaş arasındaki evli kız çocuğu sayısı 10.484. Yaşları 15 ile 19 arasında olan evli kız çocuğu sayısı ise 463.481. Bu kızlarımızla konuştuğumuzda kimi avukat olmak istiyor, kimi ressam olmak istiyor. Her birinin ayrı hayali var. Fakat maalesef kendilerinin hayal kurmaları bile yasak. Çünkü kendileri bir başkalarının hayal objesi haline dönüşmüş durumda maalesef. Erken evliliklerle kızlarımız hem eğitim hem de çalışma hayatının dışına itiliyorlar. Eve kapatılarak erkek egemen ideolojinin kurallarına boyun eğmek zorunda kalıyorlar. Değersizleştirilerek töre uğruna, namus uğruna küçük bedenlerine ağır yükler yükleniyor. Özellikle okul terklerinin kız çocukları arasında erkek çocuklarına göre daha yüksek oranda olduğunu, 5. ve 6. sınıflarda yoğunlaştığını da gözlemlemek mümkün. İlk öğretimde eşit dağıtılan cinsiyet oranı orta öğrenim kademesinde giderek daha da geriliyor maalesef. Ben aynı zamanda Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'ndayım. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin 2011 raporuna da, ilerleme raporuna da gene dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu rapora göre çocuk hakları ile ilgili olarak da bir takım saptamalar, önemli bir takım veriler var. Mesela raporda da orta öğrenim okullaşma oranında cinsiyetler arasında farktaki artışa değiniliyor. Gene raporda okul kitaplarında cinsiyetle ilgili ön yargıların tam olarak kaldırılmadığına değiniliyor. Daha öncesinde bu konuda da bir basın açıklamamız olmuştu ve burada özellikle SEDAV yani Birleşmiş Milletler her türlü ayrımcılığa karşı kadına yönelik her türlü ayrımcılığın sonlandırılması sözleşmesinin gene ders içeriklerinden çıkarıldığını, empatiyle ilgili bölümlerin ders içeriklerinden çıkartıldığını zaten vurgulamıştık. Aslında bu bölümlerin çıkartılması da hükümetin zihin haritasını algılamamız açısından çok önemli diye düşünüyorum. Gene raporda çocuklara yönelik aile içi şiddetle mücadele edilecek etkili bir mekanizma kurulmadığı Türkiye'de yer alıyor. Buna da değiniliyor. Ülkemizde maalesef çocuklar çocukluklarını yaşayamamaktalar. NC davasında olduğu gibi ya da Siirt'te mahkemesi görülen 4 kız çocuğuna öğretmenleri tarafından tecavüz edilmesine yönelik olan davada da görüldüğü gibi ülkemizde çocuklarımızı maalesef cinsel istismardan, tacizden, tecavüzden koruyamıyoruz. Depremden sağ olarak kurtardığımız çocuklarımızı da ya donarak öldürüyoruz ya da çadırlarda yanarak ölmelerine neden oluyoruz. Ben 10 gün kadar önce Van'daydım ve orada ayağında çorap olmayan çocuklarımız olduğunu gördüm. Yani çocuklarımızın ayağına bir çorap dahi alamıyoruz. Çocuklarımız evde, okulda, iş yerinde şiddete maruz kalıyorlar ve maruz kaldıkları şiddet olayları da maalesef senelerce mahkemelerde sonuçlanmıyor. Tecavüzden, cinsel istismardan, küçük yaşlarda çalışmak durumunda kalınmasından, evlendirilmek zorunda bırakılmalarından sorumlu olduğumuz, soğuktan bile koruyup ölümüne neden oldu, koruyamadığımız çocuklarımız, çocuklarımızdan hepimiz özür dilemek zorundayız. Çocuklarımıza hepimizin bir özür borcu olduğunu düşünüyorum. Bugün eğer her dört çocuktan biri yatağa aç giriyorsa, nerede bu sosyal devlet diye sormak gerektiğini düşünüyorum. Eğer kız çocuklarımızı uğradıkları tecavüzlerden, cinsel istismarlardan, çocuk yaşlarda evlenip anne sahibi olmalarından koruyamıyorsak ve bu nedenle de bunları kendi isimleriyle değil de bu kız çocuklarımızı baş harfleriyle anar hale geldiysek, bunun sorumlusu onlar olmamalı. Bundan utanmaları gereken kişiler onlar olmamalı. Bundan hepimiz utanmalıyız ama önce Sayın Bakan ve hükümet utanmalı diye düşünüyorum. Evet, değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeniden sosyal devlet olduğunu hatırlamalı ve çocuklarına yaşam hakkı sağlamakla mükellef olduğunun bilincine varmalıdır. Hiç aklımızdan çıkarmayalım ki her çocuğun yaşama hakkı vardır. Ve çocuklukta yaşanan sorunlar tüm yaşam boyu devam etmektedir. Gene yapılan araştırmalara göre çocukluk döneminde yoksul olanlar
hayatlarının ilerleyen bölümünde de yoksul olmaya devam etmektedir büyük oranda. Onun için öncelikle hükümeti göreve davet ediyorum. Diyorum ki bir an önce Türk Ceza Kanunu ile Medeni Kanun arasındaki bu çocuk yaş tanımı farkını ortadan kaldıralım. Bunu birlikte ortadan kaldıralım. Çocuk yaş tanımı 17 yaşından gün almak olmasın, 18 yaşını doldurmak olarak tanımlansın. Bu uluslararası sözleşmelerde de bu şekilde tanımlanmış durumda ve Türkiye bazı uluslararası sözleşmelere taraf konumda. Türkiye açısından da bağlayıcılığı var. O yüzden bir an önce bunu kanuni altyapısıyla da uyumlandıralım taraf olduğumuz sözleşmelere. Ve şunu unutmayalım, biliyoruz ki aslında çocuk gelinler bir sebep değil bir sonuçtur. O nedenle de öncelikle kız çocuklarımızın okullaştırılması konusuna ağırlık vermemiz gerekiyor. Bu konuda da özellikle AKP hükümetini, ustalık dönemini yaşadığını söyleyen AKP hükümetinin çıraklık dönemini aratır hale geldiğini söylemek istiyorum. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Bakın size çok fazla zamanınızı almayacağım ama o kadar çok çocuğumuzdan gelen yazı var ki mesela bir tanesinin yorumunu okumak istiyorum. Bir tanesi Mersinli bir çocuğumuz, 10 yaşında gelin gitmiş, şöyle söylüyor. Ben 10 yaşında gelin gittim Gaziantep'e. Fırına giderken çocuklar beni kovalardı. Çocuk gelin diye bağırırlardı. Elimle çamaşır yıkardım. Kaynanam beni döverdi. Ekmek vermezdi. Kaynım ben ekmek yaparken karnıma bıçak soktu. Sonra kapıyı üstüme kilitleyip gitti. Savcı ve hakimler bana sordu. İstekli mi evlendin zorla mı diye. İki kolumu mühürlediler. Diyarbakır heyetine gittik yaşımı büyütmek için. Yani daha o kadar çok olay var ki hani bunlar hakikaten de her biri ayrı bir dram. Bu anlamda şimdi sizi de sabah sabah üzmek istemiyorum ama yani bu konu bir Türkiye sorunu. O yüzden hepimizin bu konuya eğilmesi gerektiğine inanıyorum. Ancak özellikle hükümetin bu konuda üzerine düşeni yapması gerekiyor. Çünkü bir laf vardır, kalın incelinceye kadar ince perişan oldu diye. Bir takım şeyleri yapacağız, edeceğiz demekle olmuyor. Bir an önce yapılması gerekiyor artık. Her gün bu tip olaylara şahit oluyoruz. Her gün bir kadın cinayetine şahit oluyoruz. Her gün bir çocuk gelin olayına şahit oluyoruz. Onun için bir an önce gerekli tedbirler alınmalı ve bununla ilgili yasal altyapı da düzenlenmeli diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim.